koymak için. Bizim mesleğimizin dördüncü ayağı, ister başlarken, ister muhasebe meslek kariyerinin sonlarına doğru, yani benim yaşlarımda eğitimdir. Muhasebe eğitmenidir. Bütün dünyadaki muhasebe şirketlerinin yaşlanan yöneticileri artık elinde çanta sahaya çıkmazlar, işletmelerinde eğitmenlik yaparlar. Ya yeni girenlerin eğitiminden sorumlular, ya bizim devlette çok görürüz, okuma komisyonları dediğimiz denetim raporlarını gözden geçirirler veya şimdi bunların yerine sahip olan kalite güvence sisteminin sorumluları olurlar. Bunların hepsi bizim kariyer mesleğimizin bir ayağı olan, yani akademik diyebileceğimiz bir ayağıdır. Her muhasebe profesörü ruhsatı yoksa mali müşavir olamaz. Yeminli müşavir olmaz. Ama yeminli mali müşavir ya da mali müşavir sırf kendi mesleğinde içe doğru, dışa değil, eğitmen olabilir, olmak zorundadır. Burada aramızda değerli hesap uzmanları, geçmişte yapmış, değerli gelirler kontrolü yapmış dostlar var. Onların rütbesi yükseldikçe 10. yıldan sonra artık sahaya çıkmak yerine ya eğitmenlik yaparlar veya okuma komisyonunu oluştururlar ya da idareye aktarılırlar. Şimdi bu son söylediğim söz çok önemlidir. Bizim muhasebe mesleğimizde meslek örgütleri öne çıkarmadığı için şu anda bir böyle görüntüde bunalım yaşanıyor. Biz üniversitelerde muhasebeci yetiştirmek için eğitilmiyoruz. Bu işi vaktimiz yok ama merak eden için söyleyeyim. Sultanahmet Hamidiye Mektebi'nin kurulma, yani bu okulun kurulma gerekçesini okuduğumuz zaman konsolos mektebini ayırıyorum, konsolos bölümünü, yani uluslararası bölümünü. Diğer bölüm için şöyle der: İş adamı ya da iş adamına yardımcı yetiştirmek üzere kurulmuştu. Gerekçesini aynen böyle yazar. Nitekim bu okul 60 yılından itibaren kurulmaya çalışıldı. İstanbul Ticaret Odası 82'de kurulana kadar gerçekleşemedi. 82'de Ticaret Odası, 83'te Hamidiye Mektebi kuruldu. Demek ki bize okulda patron olmayı öğretiyorlar. Ya da patronun CEO'su olmayı öğretiyorlar. Bitiriyoruz okulu, biz akademik bir eğitim almışız. Üniversiteyi bitirmek akademisyenliğin birinci adımıdır. Çünkü üniversite eğitimi iş edindirmek için yapılmaz. İnsanları toplumu yönetebilecek akademik göz sahibi olabilmeli ve akademik araştırmalar yapmayı, toplumun davranışlarını genelleştirmek için. Ama bir kısmı hayır, ben akademik hayata devam etmek istemiyorum diyor, kesiyor, ekonominin diğer alanlarına, kamuda çalışan oluyor. Şimdi işte o aşamada bizler hayata çıkınca bir alanda kariyer yapmak zorundayız. Pazarlamacı olursak pazarlama kariyeri yaparız. Üretim alanında gidip çalışırsak atölyelerde ustabaşı, formen derken genel müdürlüğe kadar orada üretim kariyeri yapıyoruz ki bunun bir diğer adı endüstri mühendisliğiydi üretim daha sonradan. Eğer biz ben ikisinin de öğreneyim, ileride hakikaten patron ya da genel müdür olmak istiyorum dersem o zaman gider muhasebe kariyeri yaparız. Neden? Çünkü hem pazarlama bilgileri bize gelir, hem üretim bilgileri bize gelir. Ben hep söylerim, derim ki muhasebeciler bu ülkenin akıl adamlarıdır. Çünkü muhasebeci olmayı seçen, koşullar ne olursa olsun farkında olmadan liderlik yolunu seçen adamdır. Ben bunu size söylerken İFAK, yani IFAK ya da İngilizce tabiriyle söyleyeyim, burada hocalar yanlış anlamasınlar, Türk gibi konuşuyorsun demesinler, Türkçe'de İFAK diyoruz. Uluslararası Muhasebe Federasyonu bundan 6 yıl evvel ya da 8 yıl evvelki stratejinin teması lider olmak. Yani her yerde lider olmalısınız. Şimdi Türkiye'de üniversite hocalarımız var, aramızda yaşıyorlar. Burada bağımsız denetim şirketleri, sahip yöneticileri var. Herkes denetim şirketine girebilir mi diye bakıyor.
Malzemeci olmak için girmiyor. Eğer internette biraz gezinirseniz onlarla yapılan röportajı görürsünüz. Diyor ki orada iyi bir kariyer yapıp bir şirkete iyi parayla transfer olmak istiyor. Bugün bütün dünyada iş adamları, özellikle bankalar, Türkiye'de adı Kayır dediğimiz kamu yararlı olan tüm kuruluşlar genel müdürlerini, genel müdür mamillerini, mali işler yöneticilerini, hatta bazıları zaman içinde satış organizasyonları, üretim organizasyonları için bağımsız denetim şirketlerinde ya da muhasebede yetişmiş insanları istihdam etmeyi düşünüyorlar. Neden? Çünkü bu arkadaşlar okulda zaten patron olmak istiyoruz. Niye makroekonomi okuyoruz, niye mikro okuyoruz, niye şunu bunu okuyoruz? Hepimiz olur. Ama olamıyoruz. Patronun için sermaye lazım. Genel müdür de olamazsın bir günden. Başlarken bu muhasebe mesleği bir şey öğretiyor. Şimdi söyleyeceğim şey çok önemli. Sosyal medyada bizim kendi aramızda konuşurken ağlayanların söylediği bir laf. Çok sıkı çalışmak zorundayız. Sayın Genel Başkanım meclise yetişecek, gidiyor. Çok özür diliyorum. Biz alkışlarımızla sizi uğurlayalım efendim. Çok teşekkür ederim. Size şeref verin. Şimdi bakın muhasebeciyi niye seçiyor iş adamları? Ben arada bir böyle insan kaynakları organizasyonlarında yani büyük şirketlerde eleman seçmede çağırıyorlar. Ya ben niye çağırdınız? Muhasebeci iyi midir diye seç. Neden seçiyor? Çünkü muhasebeci çok sıkı çalışmak zorundayız. Yani hep angal yapıyoruz, her şeyi biz yapıyoruz filan. İş hayatını aradığı adam tipi bu. Kendi kendine düşünebilen. Kimse uyarmadan onu ya bu eksik miydi, bu değil miydi? Şimdi dün ben, hani bu çok ağlanıyor ya, yakında bir problem gelecek iki ay sonra. Bütün Türkiye'deki finansal raporlama yapan muhasebe bürolarının başına o sorunu nasıl çözeriz diye bir muhasebe bürosuna sabahtan akşama kadar oturdum. Bakayım patronlar hani ağlıyorlar ya bize her şeyi biz yapıyoruz, vergiyi biz sayıyoruz olur mu diye. Hiç birisi bu işle uğraşmıyor. Kim yapıyor o işleri? Orada aldıkları yeni aday dediğimiz meslek mensupları. Sonra akşam dedi, bu ağladığınız şeyleri hiç biz yapmıyoruz. Niye ağlıyorsunuz? Ama bir şey yapmıyorsunuz. Ne dediler? Bir yardımcı da olsa bir beyannameyi elektronik ortamda kaç dakikada hazırladığını, bir kişinin kaç beyanname hazırlayacağı yapıp beyanname hazırlama sürecini fiyatlandırmıyorsunuz. Yani ilk önce kendi maliyetinizi biliyor. İki, neyi yapmıyorsunuz dedim. Neyi yapmıyoruz dediler. Bu beyannamedeki hatayı bulma süreci var gizli. Onu kim yapıyor? Siz yapıyorsunuz. Benim önüme geldi. Baktın şurasına şurasına git bak olmamış. Aslında o yaptığı iş o saatte bağımsız denetçi olarak yaptığımız iştir. Metodolojisiz yapıyor. Biz bağımsız denetim eğitimlerinde metodoloji öğretiriz. Nasıl çalışma kağıdı kullanacaksın? Hangi yöntemi yapacaksın? Ne neyi kontrol ediyor? İşte değerli dostlar, bizim mesleğimiz bu. Angarya dediğimiz şeyler hizmet talep eder etmezse bize o zaman talep olmaz ki. Ama bu angarya dediğimiz şeyleri fiyatlandırıp parasını almazsak hakikaten angaryadır. Her şeyi bedava yaparsak angarya dediğimiz kavram iş yükü değil, işin bedelsiz yapılması olurdu. O zaman Türkiye'de biraz evvel söylediklerimde düzeltmemiz gereken bir iş var. Kendi kendimiz. Nedir o iş? Şimdi birazdan geleceğim. Kamu Gözetim Kurumu'nu hepimiz yanlış değerlendiriyoruz. Kamu Gözetim Kurumu'nun fonksiyonunu da söyleyeceğim. Ve biz o gözle bakmazsak bu mesleğin nereye gideceğini de söyleyeceğim size. Şimdi hizmete talep. Türkiye'de hizmete talebi en çok kim yapar bizim hizmetimize? İş adamı ihtiyacı yok rapora filan. Hizmete talebi Maliye Bakanlığı yapar. Ne kadar vergi alacağını hesap edebilmek için. İşte bizi burada karıştırdığımız şey, Maliye Bakanlığı düzenleyici kurum olmadığı için aynı zamanda bu talep ettiği hizmetin nasıl yapılacağını yapılacak şeyi düzenliyor. İtirazımız o. Sen hem kuralı koyuyorsun hem de vergiyi alan kişisin. Sen vergiye ihtiyacın varsa bırak kuralı başkası koysun. Nitekim Sayın Murat Kıtar, rahmet sanıyorum, Allah rahmet eylesin,
onun döneminde Maliye Bakanlığı'nda yapılmış çok önemli bir tartışmayı düzeltmişti. Maliye Bakanlığı organizasyonda Politikalar Genel Müdürlüğü açılmıştı. Yani düzenleme kurallarını orası belirleyecek, kanunları. Gelirler İdaresi ise yalnız vergi tahsilatıyla ve onun tahsil edilmesi için iç denetim dediğimiz denetim grubuyla yapacaktı. Ama sonradan biliyorsunuz güç başka yerde gelişir, o kadık kaldı ve o Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmadığı için şu anda paydaşlık teorisine uygun bir vergi düzenimiz olmuyor. Paydaşlık ne demek? Devletle ilgili olan her tarafın görüşünü koyup ortak bir yapının oluştuğu mekanizmadır. Şimdi bu paydaşlıkla da ilgili ilk satırları gündeme getiren muhasebecilerdir. Allah rahmet eylesin. Aranızda eski kitaplarını okumuşsanız Kemal Tosun yönetim kitabında işletmeden çıkar bekleyen gruplar diye bir başlık altında, hatta onun biraz Osmanlıca yakın başlığı vardır onun, anlatır ortaklar, yöneticiler, işte potansiyel ortaklar, çalışanlar vesaire. Bu kavram ilk defa dünyada 1972 yılında yapılan, şimdi önümüzdeki sene aynı yerde yapılacak, Sidney'deki Dünya Muhasebe Kongresi'nde gündeme getiriliyor. Ve bunu ilk devreye sokan mekanizmayı çalıştıran yer de Türkiye. 1982 yılındaki o bildiriler, merak eden varsa baksın, bilgi lafıyla, yani ilk defa hani bilgi ekonomisi diyoruz, bilgi toplumu lafına bir kavramdır başlık. Rahmetli Profesör Feridun Özgür'ün başkanlığında, o zamanki adıyla Eskişehir İktisadi Ticari Merak Akademisi tarafından tercüme edilip yayınlanmıştır. Ve bu paydaşlık teorisini sonradan işte Mustafa Aysan, benim de öğrenci olduğum dönemde doktora programlarında görüştürdü ve 1977 yılında bugünkü kanunumuzun, sermaye piyasası kanununun biraz anlatım gözlükle temenni oluşturan faaliyet raporları diye bir seminer yaptık. Bu seminerin bildirileri de yayınlandı.